Hayırlı günler. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar neler yapıyorum? Biraz benim sukulent kanalı için video hazırladım. Donan çiçekleri nasıl kurtarırız videosu hazırladım. Donan çiçekleri nasıl kurtarıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde kök kısmına kadar kesiyoruz. Ve büyürse şansımıza diyoruz. Daha öncesinde de arkadaşlar yaprak almak çok mantıklı. Çünkü bu çiçekleri maalesef içeri dışarı çok kımıldatamıyoruz. Çok içeri dışarı yaptığımızda bu çiçeklerimiz maalesef arkadaşlar maalesef ki yani ölüyorlar. İçeri dışarı yapmak da çözüm değil. Bunları evin içerisine alırım, sonra dışarıya alırım. Şuradan da şu yaprağımızı alayım. Çünkü bu bayağı bir büyümüş, kendine gelmiş artık. Bir tür bunu da koyayım. Bu arkadaş yeniden bebekler versin arkadaşlar. Bakın şunlar olmaz ama bu kendine sap yapmış arkadaşlar. Bakın bu kendine sap yapmış. Bunun bebeğini şey yaprağını alıp tekrar bebeğe yatırabiliriz. Şöyle ben bunu içeriye koymayacağım. Şöyle bebekhaneme koyacağım. Burası benim bebekhanem arkadaşlar. Bu arada sinek olmuş. Sinek niye oluyor arkadaşlar? Sinek ben kompost yapınca yazın bunlar direkt hızlı bir şekilde kuruma yapıyor. Fakat kışın hızlı kuruma olmuyor. O yüzden sinek olmuş. Balkon kapısını sürekli kapalı tutuyorum bu yüzden. Bu sinek olayı da hiç hoş bir şey değil. Buna çok acil bir çözüm bulmam lazım. Bakalım. Buna çok acil bir çözüm bulacağım ve bu çözümü size de söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle sirke sinekleri. Bir sürü sirke sineği olmuş. Normalde kar yağmadan önce bu kadar var mıydı farkında değilim. Yoktu. Olsaydı ben onların çok ciddi bir şekilde çözümünü bulurdum. Böyle arkadaşlar hem konuşuyorum hem bebeklere daldım. Buraya bir tane yumurta kabuğu düşmüş. Şöyle onu da gömelim. Şöyle arkadaşlar bunlar biraz daha büyüseydi bunları şaşırtma olayına girecektim. Böyle şaşırtma neydi? Bitkileri bir yerden diğer bir yere transfer ediyorsunuz. Bu esnada arkadaşlar sizin bitkileriniz daha hızlı büyümeye başlıyor. Şöyle bakın. Şunu da şu kapta olmadı arkadaşlar. Bu kaba başka bir şey dikeceğim. Bunu bundan alacağım. Ama bu türden ben zaten hiçbir verim alamadım. Bir de yani o kapta da bir böyle şey var, sıkıntı var. Bu arada günlük hayatta neler yapıyorum arkadaşlar? İnanın bugün hiçbir şey yapmadım. Sadece evin barkı toparladım. Biraz Erzincan'daki akrabalarımızla konuştum. Eltilerle falan konuştum. Ondan sonra şimdi de bir bakacağım arkadaşlar yemek ne yapayım. Sonrasında artık videosunu çekerim ne yapacaksam arkadaşlar. Yani mutfakları falan toparladım şöyle. Biraz şu kapıların arkasında şey vardı. Kapıların arkasında yaralı yerler vardı arkadaşlar. Onları alçıyla yaptım, düzelttim. Öyle bir şeyler yaptım. Bir çay suyu da koyayım. Çocuklar da içsin, biz de içelim. Sonrasında pilavımız var. Pilavın yanına bir şey yapayım arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bu pıtırcığımı dışarıya çıkartacağım. Çünkü bakın hemen form bozukluğu olmaya başladı. Şöyle bir bakar mısınız? Şöyle uzamaya başladı. 3 gün içeriye almış oldum. Sonra bu da arkadaşlar içeri dışarı tabii şok geçirmiş oldu. Çiçeklerimizi hiçbir zaman içeriye dışarıya alıp bırakmıyoruz. Bu pıtırcığın yeri şurası. Bu gece yağmur yağmış arkadaşlar bakın. Bu pıtırcığın yeri burasıydı. Bunu yine kendi yerine koyacağım. Arkadaşlar kendi yerinde dursun.
Bunu da yine buraya koyayım dedim. Çünkü yani içeride olmuyor arkadaşlar. Şimdi bakın, size ne göstereceğim. Şöyle kapımı kapatayım. Bakın arkadaşlar, şu arkadaş özel bir türdü ve şöyle kök uzatmış. Bunun ekimini yapacağım. Ve yine bu şekilde olup arkadaşlar, şöyle aldığım türlerim var. Bakın. Bakın. Bunu da yine almıştım. Bu arada arkadaşlar, benim kompostlarım normalde hiç sineklenme olmazdı. Hiç. Yani ben hayatımda ilk defa kompostumda böyle sinek olayına rastladım. Şöyle. Ha, bunların hepsini yatıracağım. Sinekten ben nasıl kurtuluyorum? Sineği arkadaşlar, benim bir tane hortumum var. Şimdi onu takınca size de göstereceğim. Şuralara bunları koyayım. Çünkü bazıları şöyle çürümüş. O çürümüşleri alayım. Bir hortumum var arkadaşlar. Onu takıyorum. Bütün balkonu yukarıdan aşağıya yıkıyorum. Ondan sonra güzel bir çamaşır suyuyla tekrar yıkıyorum. Çamaşır suyunu bolca döküp ondan sonra emin olun daha sinek falan olmuyor. Bu şekilde biraz gidiyor. Bakın arkadaşlar, form bozukluğu oluyor. İçeride kesinlikle içeride sukulent olur mu? İşte bunun cevabı bu form bozukluğu olmaya başlayan arkadaşlar. Bakın, uzamış da uzamış. Bu böyle mi olması lazım? Bir dışarıdaki çiçeklere bakın arkadaşlar. Bir de içeridekilere boynunu uzatmış, kocaman bir şey olmuş. Bu bir. İki arkadaşlar, bunlardan ben ikinci kez bebek alıyorum. Bunu da biliyorsunuz. İkinci kez bebeklerinden faydalanacağımız arkadaşlar bunlar. Şimdi ha, şurada da var. Arkadaşlar ben bu şurayı güzelce bir inceleyeyim. Nerede var? Ondan sonra ha, şu da var bakın. Bunların bazıları arkadaşlar, yani bu satın aldığım sukulentlerin yapraklarıydı. İnşallah ölenlerden de almışımdır. Kendime bu iyiliği yapmışımdır inşallah. Bunlar böyle kök çıkarttığı anda arkadaşlar, hemen toprağa yatırmak lazım. Eğer toprağa yatırmazsanız, kesinlikle bakın, eğer toprağa yatırmazsanız kuruyor. Kökleriyle beraber ölüyorlar. Toprağa da ondan sonra nemlendirmeniz gerekiyor. Size bunu göstermiştim arkadaşlar. Bakın, belinden kırılmıştı bu. Fakat ben onu temizlemiş buraya koymuştum. Çürümüştü. Oraya koymuştum. O da olmuş. Şimdi şu kadar arkadaşlar, şu kadar türlerim kaldı burada. Bunlar da olsunlar. Bakın, şu tür bende öldü biliyorsunuz. Bakın. Bu tür bende öldü. Fakat ben bunların yaprağından almışım. Burada köklendiği zaman bunları mutlaka koyacağım arkadaşlar. Bir de şu tür arkadaşlar, bunun kök çıkarması için şunu biraz daha bekleteyim. Bu kökünü çıkarttığı zaman inşallah ben ondan da büyütürüm. Bakın. Kök çıkartmış ama arkadaş kurumuş. Yani kimisi oluyor arkadaşlar, kimisi olmuyor.
Yani kimisi bebeğe duruyor. Bakın bu da çıkartmış. Neyse arkadaşlar, ben bunları hızlıca halledeyim. Şu balkonu yıkamak için suyumu güzelce bir açayım. Ondan sonra sizinle tekrar görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şöyle bunları bir tereyağında kızartayım. Şöyle peynirlerimi de doğruyorum. Aslında var peynir doğranmış da bunları doğrayayım çıksın dedim. İnşallah tek elle becerebilirim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunları şu şekilde bakın. Şöyle. Şu erisin tabağa alacağım. Bu arada kapatamıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle size arasını göstereyim arkadaşlar. Peyniri içerisinde eriyecek. Çok sucuk koymadım. Çok doğramamıştım. Herkes ister mi istemez mi diye. Şöyle arkadaşlar, biraz bunu yaparken zamanla yarışıyorsunuz. Zamanla yarıştığınız için de şöyle tereyağı altında sucuk kaldı. Sucuklar çok kızarmasın. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu Bim'den aldığım lavaş. İçerisinde zannedersem 12 tane var. Evet, 12 adet yazıyor arkadaşlar. İçerisinde 12 tane var. Biz bundan dürüm yaptık, aldık. İki sefer dürüm yaptık. Yine arttı. Tekrar artınca arkadaşlar ben de onları böyle yapayım dedim. Şöyle. Tekrar dedim bunlardan koyayım dedim. Şunları da kenara aldım. Şöyle. Peyniri eridiği zaman arkadaşlar ne yapacağız? Alacağız. Bu lavaşları da bu şekilde değerlendirmek istedim. Yufka ekmeği gibi. Bakın. Şöyle dörde katlar. Çocuklar yerler arkadaşlar. Şöyle. Bir daha katlarlar. Yerler. Kahvaltıya dedim bu olsun. Bugün kız kardeşime gideceğiz inşallah. Ha bu arada kuru fasulye pişirdim. Eve geldiğimizde pilav var. Şöyle çorbam var. Yemeklerimi de hazırladım. Eve geldiğimizde tabii ki biz kız kardeşim de yeriz. Ama eşim geldiği zaman yemeğimiz hazır olsun. Çünkü arkadaşlar ben de işte çalışıyorum ya. Şunu çok iyi biliyorum. İşte şu anda hele lokantalar açık değil. Gidemiyorsun bir yere. O kadar kötü bir durum oluyor ki çok acıkıyorsun. Bakın şu şekilde bunu yağlıyorum. Sonra da çeviriyorum. Sucuklar da bayağı kızarmaya başladılar. Bunları artık almanın zamanı geldi. Şimdi bunların üzerine kaşarlarını koyayım arkadaşlar. Bakın. Bayağı bir kızardılar. Neyse arkadaşlar. Ben bugün Bim'e de uğramayı düşünüyorum. Böyle bazı planlarım oluyor ama bir de tencerelerimi pazara götürmeyi düşünüyorum. Onları da çıkartayım. Pazarda hepsini tamir ettireceğim. O şekilde ya kenara koyarım ya Erzincan'a götürürüm. Onları da çıkartayım. Görüşürüz. Arkadaşlar kız kardeşime geldim. Kız kardeşimde de şöyle sukulentlerden, kaktüslerden
ölenler, kalanlar diye. Hem bir dedim kontrol edeyim. Hem de kim ölmüş, kim kalmış bir bakalım arkadaşlar. Aslında tam olmaya başlamış. Yani çiçekleri güzelleşmeye başlamışmış ama. Şu da sökülmüş. Bunları ona ben ekmiştim. Şunlar benim kendi türlerimdendi. Benim türlerden sedum, çam, bu prenses çamı da yanmış. Onlar ölmüşler arkadaşlar. Fakat geri kalan aloe vera ölmüş. Ondan sonra bu tür zaten bu gitmiş. Ondan sonra bunun bayağı bir hasar var. Karın altında kaldı kız kardeşiminki. Ama şu diğerler benim kendi verdiklerim güzelleşmiş arkadaşlar. Ben yakın zamanda kız kardeşime gelmedim. Bakın şöyle çift kafalı. Yakın zamanda ona gelmemiştim. Ama onun bulunduğu yer arkadaşlar çok esintili. Bakın şu anda dışarıda yaprak kımıldamıyor. Balkonda ben uçacağım yani o kadar fazla esintisi olan bir şey. Hayırlısı olan olsun ya. Hayırlısı olan olsun. Bakın şu türden ben ona vermiştim. Buraya yatırmış şöyle yapayım da. İnşallah büyüsün. Yani olmazsa şunları bunlara geçirip bu şekilde hallolur. Bakalım. Bu arada da kızım ders çalışıyor. Yeşillik görünce duramayanlarda biz arkadaşlar bu kız kardeşimin anneler günü hediyesinin içerisindeydi. Biraz şekil bozukluğu olmuş ama bunları da kız kardeşime yine ben ekmiştim. Bir de grisi vardı ha bu. Bir de grisi vardı. Evet. Böyle arkadaşlar. Bu bayağı bir büyümüş evde. İlginç. Ben de söksem eve mi getirsem ne yapsam? Bayağı büyümüş. Şu da arkadaşlar yani susuzluktan yemin ediyorum tas takır olmuş. Ama yani ölmemişti. Benimkiler hepsi öldü dışarıda. Bir de ona diyordum. Sen hep öldürüyorsun diyordum. Bakamıyorsun diyordum. Sen de büyümüyorlar diyordum. Bak onda olmuş. Benimkiler dışarıda dondan öldüler. Neyse arkadaşlar. Ay bunların tabağı var mı? Arkadaşlar Aa, bakın. Yok şimdi. Çok güzel ya. Onun kenarında var birazcık. Şunlar sıfır zaten. Bakın. Polisinden çıkarttım. Üç tanesini başkası aldı. Bakın. Şunda küçük bir ufak daha şey var. Çok güzel. Harika. Şeylerinizi koydum yine. Ama işte. Ay çok teşekkürler. Uyuyorum. Farklı mı kesende değil. Ama bu beni motive ediyor. Yani bunlar şey, çok önemli. Ben elleğin bokunu kullanıyorum. Bak. Sonra benim bu da kırılmış arkadaşlar. Pazarcı olunca ne yapacaksın? Ondan sonra eklemem normale girdi ama azdı bir kere. Sonra geçtim bu farmasiye. Farmasi de aynı şekilde yapıyor ama. Emin ol. Emin ol. Ben çünkü bu konuda lockdown... Ay inanın evde oturmaktan usanmışım. Evdeyken dışarı çıkmak istemiyorum. İçerideyken de dışarı çıkmak istemiyor insan. Ama hayat çok güzel arkadaşlar. Ancak bunu dışarı çıktığınızda anlıyorsunuz hayatın çok güzel olduğunu. Bu arada ben pencerelerimi verdim yapılmaya. Bakalım nasıl yapılacak. Bu arada bu bebek de arabasını kullanıyor. Kendi arabasını kullanıyor böyle. Şöyle arkadaşlar bu park da ayrı bir park. Çok büyük bir park.
Gebze'dekiler bilirler. Burası vadi. Tatlıkuyu Vadisi'nin parkı koskocaman. Bugün dedik böyle burada katlı pazarımız var. Oraya gelelim dedik. Pazardan da tencerelerimi falan verdik. Gidiyoruz şimdi. Nereye gideceğiz? Tabii ki de BİM'e. Arkadaşlar, yeğenim parka gelmek istedi, BİM'e gidiyorduk. Beni diyor parka götür ne olur. Dedim en iyisi ben onu parka götüreyim, annesi de markete gitsin. Onlar oynasınlar. Hangisini? Hangisini? Tamam anneciğim, gel. Ben diyor buna bineceğim ne olur. Bir de yalvarıyor. Ne olur diye yalvarıyor bir de. Parklar bomboş arkadaşlar. Ne bileyim. Rabbim de buna inşallah bir kullarına çare buldursun. Öbürü de en üste çıktı. Öyle. Arkadaşlar eşime yoğurt mayalayalım, süt al demiştim. Ben kız kardeşimdeyken o almış. Şöyle bakın kepçeyi böyle bırakıyorum. Ve böyle biraz kaynatıyorum kısık ateşte. Ondan sonra inşallah başka kaba alacağım. Ve daha küçük tabii ki bir kaba alacağım. Ondan sonra inşallah mayalayacağım arkadaşlar. Şöyle bakın şurada iki tane zeytinyağı üst katımızda oturan bir arkadaşlar getirmişlerdi. Çok da güzel çıkmış işte. Böyle biz de geldik arkadaşlar, evimize geldik. Vallahi benim annem derdi ki, yani kızım derdi, nereye gidersen git, nerede oturursan otur. İnsan eve geldiği zaman kendi evi gibi, kendi evinin rahatı gibi olmaz derdi. Gerçekten anacığım çok haklı. Ben kız kardeşimdeyim. Kız kardeşim beni rahat ettirebilmek için eline gelen her şeyi yapıyor. Çok hizmetli bir insan. Ama tabii eve gelince hemen işte burada bulaşıklar vardı. Birkaç onları toparladım arkadaşlar. Tepsiyi falan yıkadım. Ondan sonra eşim bayağı bir şeyler almış, böyle çay yanına yenilecek kahvaltılıklardan, çerezlerden bir şeyler almış, onları yerleştirdim. Ondan sonra kendim çay suyunu koydum. Hadi ki kız kardeşin de içmediniz ve biz içtik, eşime vereceğim. Ondan sonra insan kendi evine gelince ya iş çok oluyor arkadaşlar, başlıyorsun dolanmaya. Ya da bir şeyler oluyor yani. Ne bileyim öyle hayat. Arkadaşlar hayat öyle bir düzende gidiyor. Bu arada benim böyle bu karışıklık şu kızımın arkadaşlar. O Kur'an-ı Kerim'de kızımın, küçük kızımın okuyor maşallah. Şöyle farmasi ekibimle uğraşıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da çok dillendirip de böyle sizi sıkmak istemiyorum. Sonra tabii ki bunlarla ilgili anılarım olduğunda size anlatacağım ama şu anda ekip kurulma aşamasındayız arkadaşlar. Allah'ın izniyle büyük ihtimalle 5-6 tane %7 çıkacak. Şu an 5 de 6-7 tane %7 çıkacak gibi grubumuzda. Şöyle %7 arkadaşlar şu. %7 çıkacak. Şundan. Ondan sonra %11 çıkacak. Daha biz şu anda 20 günlüyüz arkadaşlar. Maşallah tebarikallah. Sonrası ne olur bilemeyiz. Ama uğraşıyoruz arkadaşlar. Şu anda biz şuradayız arkadaşlar. Bu şu ekibimizden kaç kişi %7 oldu? 5 kişi oldu. 2 kişinin daha olma ihtimali var. 7 kişi. 1 kişi %11 oldu. Yani inşallah biz bu işi başaracağız. Bunun için biraz böyle
koşuşturuyoruz. Hatta kız kardeşime gitmiş olmamın amaçlarından birisiydi. Biraz dedik üye falan yaparız. İşte ben sipariş girecektim. Siparişlerimi girdim falan arkadaşlar. Satış yapmıştım. Ama Rabbim herkesin önünü açsın. Bizim de önümüzü açsın arkadaşlar. Rabbim inşallah bu işlerde hepimize bir kolaylık nasip etsin. Ben bu kadar diyeyim. Çayım da kaynadı. Ben arkadaşlar size buradan hepinize hoşça kalın diyeyim. Çayımı demleyeyim. Eşime çayı verdikten sonra ay biraz da fazla demledim ya. Sadece eşim pardon içecekti ve eşim de sadece iki bardak içer. Üçüncü bardağı içmez bile. Neyse arkadaşlar, bende iş çok. Bende iş bitmez. Kapı girişlerini falan düzelteceğim arkadaşlar. Tencereleri ben parlattırmaya verdim. Eski tencerelerin kulpları falan dedik, değişsin dedik. Onları verdim. Biraz da o yüzden şeyim, yani girişlerin falan düzeltilmesi lazım. Onları halledeceğim arkadaşlar. Buradan hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.